Bizim tam Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi yetenek sınavına başladı. Bu sınavda 250'ye yakın bir başvuru var. Şimdi büyük bir çoğunluğu sınava girdi. Bu sınavda tabii öğrenci hem yetenekleri hem de günümüzde olayları nasıl takip edildiklerini, işte kendi çevrelerini ne kadar algılayıp algılamadıkları gibi değerlendirmeler üzerinde sorularımızı Yusuf Dikeç'in portresini veriyoruz. Onun çizimini ve aynı zamanda da yine bir gözüyle anlatana mekanik halde ya da robot mantığıyla çizimini yapacak. Aynı zamanda Yusuf Dikeç bugün dünyada popüler olmuş bir isim durumunda Türkiye'de en doğru şekilde temsil ettiğini düşünüyoruz. Portreyi kağıdınıza büyüterek çizin ama bu portrenin de yarısını mekanik robot şeklinde çizin. Yarısı görseldeki gibi, yaptığımız bunun gibi, yarısı bundaki gibi, yarısı da siz mekanik robot şeklinde